Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'ın arşı ne demektir? Bununla alakalı bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda anlaması zor ayetlerden birisi Er-Rahmanu alel arşi steve. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Mealini okuduğumuzda Rahman olan Allah tahta oturdu. O anlam anlaşılabilir. Nasıl ki hükümdarların tahtı olur, tahta oturur ve oradan ülkeyi idare eder. Cenab-ı Hakk'ın da arşa yani tahta oturması şu alemdeki saltanatını bize bildirir. Alemdeki tasarrufunu bize bildirir. İşte bu zamanla bazılarınca yanlış anlaşılmış ve sanki doğrudan mücessem bir arş var, Allah da ona oturuyor gibi çok yanlış bir tarzda değerlendirmişler. Her şeyden önce şunu herhalde iyi bilmemiz lazım. Hiçbir şey Allah-u Teala'ya benzemez. Leyse kemislihi şey. Kur'an'da bildirildiği üzere hiçbir şey Allah'ın misli, Allah'ın benzeri değildir. Ve biz İhlas suresinde okurken yine وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Bunu ifade ediyoruz. Allah'a denk hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak üç ayrı yerde insanların Allah'ı bilmede noksan kaldığını şöyle anlatıyor. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ O insanlar Allah'ın kadrini, azametini layıkıyla bilemediler. Evet, Cenab-ı Hak hakkıyla bilinmekten münezzehtir. Ama Allah-u Teala'yı bileceğiz diye onu bir insan gibi düşünmek, insan gibi onu bir tahta oturtmaya çalışmak, bu da çok yanlış bir anlayıştır. Ama insanlar maalesef bu tarz yanlış anlayıştan kurtulamamışlar. Her dilin kendine göre mecazları vardır, kinayeleri vardır. Arapçada da Kur'an-ı Kerim'de de bunlar yer almaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yedullah ifadesi geçiyor. Allah'ın eli. Allah'ın eli dediğimizde herhalde böyle bir el anlaşılmamalı. Devletin eli dediğimizde mücessem bir el anlaşılmadığı gibi Allah'ın eli de Allah'ın gücünü, kudretini, azametini sembolize eder. Benzeri bir şekilde Allah'ın arşı. Burada belki bunu yine Kur'an'a dayanarak bazı örneklerle anlatmamda fayda olacaktır. Daha iyi anlaşılabilecektir. Kur'an-ı Kerim'de Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtından söz ediliyor. Velehe arşun azim. Yani o Sebe Melikesi, Yemen'deki Sebe Melikesi'nin çok büyük bir arşı var. Çok büyük bir tahtı var, saltanatı var. Ayette böyle ifade edilmiş. Yine aynı sure içerisinde Allah-u Teala'nın arş-ı azimi olduğu, büyük arşı olduğu ifade ediliyor. İkisini birleştirdiğimizde şu karşımıza çıkar. Evet, Sebe Melikesi belli bir bölgenin melikesidir, hükümdarıdır. O bölgede onun sözü geçer. Ve ona göre büyük bir saltanatı vardır. Emirleriyle, iradeleriyle bir takım şeyleri yapar, yaptırır. Peki Allah-u Teala'nın arşı? Allah-u Teala'nın arşı ise işte en büyük arş onundur. Yani en büyük saltanat onundur. Ve görünüşte dünyada sultan gibi görülenler, saltanatı var gibi görülenler gerçekte hakiki anlamda sultan değildirler. İşte Sebe Melikesi Belkıs, evet bir tahtı vardır, saltanatı vardır ama yemeye içmeye muhtaçtır. Ve ihtiyarlamaya mahkumdur. Neticede ölüme mahkumdur. Dün var bugün yok olan bir saltanat gerçek anlamda bir saltanat değildir. Belki de bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetinde onun büyük bir arşı var derken elif lamsız geliyor. Harfi tarifsiz geliyor. Ama Allah'ın arşı ifade edilirken elif lamlı, harfi tarifli geliyor. Yani gerçek anlamda arş, gerçek anlamda saltanat Allah'ın saltanatıdır. Dolayısıyla bir hükümdar nasıl ki tahtına oturur, alemi idare eder, temsilde hata olmasın. Allah-u Teala arşı rububiyetinde durur ve alemi idare eder. Burada mecazi bir anlamla bunu anlayacağız. Ve bütün alem Allah'ın tasarrufu ile idare edilmektedir. Bütün alemde alemlerin Rabbinin hükmü geçmektedir. Kur'an-ı Kerim mesela şöyle bize anlatıyor. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır.
Nasıl ki bir komutan askerlerini iyi yetiştirirse bir emirle onların hepsini hareket ettirir, bir emirle onlara talimat yaptırır, manevralar yaptırır. Bütün göklerdeki ve yerdeki zerreler, küreler hepsi Allah'ın tasarrufu altında. Böyle olunca da Allah-u Teala'nın saltanatı her şeyde hükmediyor. Diyelim dünyevi bir sultan, Kanuni Sultan Süleyman gibi, hem de büyük bir saltanatı olan bir sultan, insanların sadece günlük hayatlarını belki tanzim edebilir. Ama onların evine kadar da karışamaz. İç işlerine kadar müdahale edemez. Ama Allah-u Teala'nın saltanatı, Allah-u Teala huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batın. Böyle olunca Allah'ın saltanatı hem bidayette hem nihayettedir, hem zahirde hem batındadır. Bunu şöyle açıklayabilirim. İşte Allah-u Teala bizim içimizde de hükmediyor. Bizim içimizde, bizim kendi irademiz pek de söz sahibi değil. Yani diyelim ta ciğerimizin ortasında bir mikrop varsa biz irademizle oradan çık git diyemiyoruz. Ve sözümüz oraya geçmiyor. İnsanın saltanatı bu şekilde kendi vücuduna bile söz dinletemeyecek bir durumda. Padişah da olsa bakıyorsunuz Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah bir çıbana mahkum olabiliyor. Bir çıban yüzünden genç yaşta şu dünyadan gidebiliyor. Dolayısıyla gerçekte kendine bile tam söz dinletemeyen insanların hükümdar olması, hükümran olması sadece şekildedir. Görünüştedir. Ama Allah'ın saltanatı ise gerçek bir saltanattır. Ve bütün insanları, bütün canlı cansız her şeyi, zerreden küreye her şeyi içine alacak olan bir saltanattır. İşte Allah'ın büyük arşının olması bu manaları ifade ediyor. Ayet-i kerimelerde arşla alakalı daha başka ifadeler de yer almakta ve bu arşa görevli olan meleklerden söz edilmekte. İşte dört büyük meleğin Cenab-ı Hakk'ın arşı ile alakalı görevleri olduğu ifade edilmekte. Bunlar mücessem bir manada anlaşılmamalı. Yani sanki arşı bunlar tutuyor gibi değil de bunlar alemde olup biten olaylarla görevli olan melekler. Diyelim Azrail Aleyhisselam canları alıyor. Bu noktada görevi var. Ama kendiliğinden can almıyor. Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle yapıyor. Arşa görevli olan diğer melekler de bunun gibidir. Allah namına onlar Allah'ın verdiği yetkiyle tasarrufta bulunurlar. Ama bunu yaparken haşa Allah'a yardımcı değillerdir. Ancak onun emriyle tasarrufta bulunan meleklerdir. Belki bu biraz derince bir konu ama Kur'an-ı Kerim'de yer aldığından ana hatlarıyla bilinmesinde fayda vardır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.